Merhabalar, yepyeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok keyifli bir aslında yolculuğa çıkacağız arkadaşlar. Benim fazlasıyla yapacak olmaktan böyle gurur duyduğum bir şey yapacağız. YouTube'un pop-up etkinliğinde bir konuşma, evet bir konuşma yapacağım. Sizleri de yanımda götürmeye karar verdim. Bu yüzden bana eşlik edeceksiniz. Evet. Arkadaşlar bu arada bu pop-up etkinliğinde Red Talks denen bölümde aslında konuşacak kişiler var. Biri de benim ve diğer birkaç kişi daha var bu seçilen. Sizin de bildiğinize emin olduğum insanlar. Birkaç görüntü de oradan çekmeyi düşünüyorum zaten. Ve ben de konuşacağım. Konuşmada işte böyle YouTube maceram, nasıl başladım, neler yapıyorum, neleri hedefliyorum. Birazcık bunları anlatacağım. Orada çekim yapabilir miyim? Şu anda emin değilim ama yapabilirsem olabildiğince fazla görüntü çekmeye çalışacağım. Hatta bu arada geçen sefer işte ilham veren YouTuber'ların arasında seçildiğim videoyu izlemek istiyorsanız çıkan i butonuna tıklayarak izleyebilirsiniz. O da bayağı böyle benim çok mutlu eden bir tecrübeydi yani. Ayrıca konuşmanın adı Red Talks olduğu için böyle bir elbise giyiyorum şu anda. Kolları fırfırlı ve çok keyifli. Aynı şekilde her gün böyle saçlarımın olmamasının tek sebebi de üşenmek falan değil. Çok keyif alıyorum. Sürekli olarak kafamı sallayasım geliyor rockçılar gibi. Bu yüzden günlük hayatta asla böyle saç kullanamıyorum ama işte bu şair günler için böyle olabiliyor. Evet, o zaman yoldayız. Orada görüşürüz. İşte geldim. Konuşmamı birazdan yapacağım. Burada kartlarım var. Şöyle biraz göstereyim. ve kartları yapıştırırken çok zorlandım. Özellikle düz mü yapıştırıyorum acaba yoksa böyle mi yapıştırıyorum diye. Bu da paylaşmak istediğim hoş bir detaydı bugünle alakalı. Ayrıca şu manzaraya bakar mısınız? Üçüncü çıkıyormuşum şu an. Haberini aldım. Aşırı heyecanlı. Hadi gidelim. Bir şey vardı. Zaten projenin öncesinde de Mina'yla da biraz sohbet. Daha sonra işte yazar ekibimiz de bizi puşladı falan filan ve bu sürelerde mutabık kaldık. İçe kapanık yaşamışlar ki bir şeyler üretmişler. Dışa çok açık olduğumuz zaman kendimize vakit ayıramıyoruz neticede. Bundan sonra benim gerçekten kişisel olarak çok etkilendiğim bir içerik üreticisini davet edeceğim. Gerçekten olgunluğuyla beni çok etkileyen bir içerik üreticisi. Gülse Göçer'i davet etmek istiyorum. Merhabalar, ben Gülse. 14 yaşındayım, 15 her neyse. Ve yaklaşık olarak 2,5-3 senedir YouTube'da videolar çekiyorum. Bir nevi YouTube'da büyüdüm diyebiliriz. Yani ilk başlarda çektiğim videolarla şu ankiler çok çok farklı. Ve geriye dönüp baktığımda şu ankileri kıyasladığımda kesinlikle şu ankileri daha iyi biliyorum çünkü olması gereken bu zaten. İleride de şu anlara bakınca bunu diyeceğimden eminim. O giyilir mi orada falan böyle. Niye öyle demiş, bir şey demiştik ki bir daha hatırladım falan diye. Kendi kendimizi eleştirdiğimiz zamanlar olabiliyor. Bu çektiğim videoların gelişip değişmesi durumu izlediğim içeriklerle de fazlasıyla geçerli bence. Bence iyi bir YouTuber olmak için kesinlikle çok sıkı bir YouTube takipçisi olmak lazım. Tamamen orijinal içerik üretmek evet çok güzel bir durum. Ama o anda işte trend olan, popüler olan bir formata soktuğumuz noktada ortaya çıkan içerik farklı bir tabirle daha YouTube kafası bir şey olmuş oluyor. Bir sonraki videom için insanların daha da heyecanlanması için neler yapabilirim? Böyle sanki mümkünmüş gibi her bir videosunun yerinden daha da güzel yapan içerik üreticileri var. Ve kendilerini de ben fikir etmişlerimi izliyorum. Bu yüzden alabildiğince ben de insanların ilgisini bir sonraki videoya nasıl çekebilirim bunu düşünüyorum aslında. Bir konuda kesinlikle ben kararlı içerik üreticisine kaldığımı düşünüyorum. O da şu ki eğer elinde gerçekten çok yararlı olacağına inandığı, böyle güzel bir fikir diye düşündüğü bir video varsa, bu videoları, hatta video fikirleri varsa, bunları öyle milyonlar izlenmesini beklemeden, yararlı olabildiği 5-10 kişiye yararlı olması için mutlaka yayınlamaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocuğumun sayesinde daha çok kitap okuduğunu düşünüyorum diyen insanlar vardı, anneler, babalar vardı. Bu hayatta okuduğum en müthiş şeylerden biriydi. Böylece devam ettim ben de yapmaya. Şu anda sanki yani Gülse Göçer'i izleyen insanlar ve bir de Gülse Göçer'in okumalısı videoları mutlaka izleyen insanlar gibi böyle kendilerince bir şey oluşturmuş durumdalar. O benim aklımda en sevdiğim ve en gurur duyduğum özelliklerden biri galiba. Evet, YouTube'da böyle neler yapılması gerektiği, kanal stratejileri falan hakkındaki aşırı bilgi dolu konuşmaları YouTube'da çalışmaya başlayınca yapmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Gerçekten çok ilham verici. Gençlere çok iyi örnek oluyor ama gerçekten her zaman çok ilham verici bulduğum bir şey. Çünkü bir sonraki içerik üreticisi olarak Alper Rendi'yi davet ediyorum. Arkadaşlar şu anda geldik.
Ve evde böyle gelir gelmez direkt birazcık yorulduğum için de aç olduğum için hemencik oturdum falan. Sonra bir an önce tabii ki Peri'ye yemeğini verdim. Onu gezdirdim ve çabucacık geldim. Şimdi sizlere anlatacağım çok çok güzel şeyler var. Çünkü öyle çok mutlu ettiniz beni aslında siz. Bugünkü etkinlik bir tık da aslında şeydi. Şöyle bir kere etkinliğin adı YouTube Pop-Up. Yani YouTube Space'in bünyesi altında mı denir artık? O tarz bir etkinlik yani. Ve orada aslında içerik üreticileri konuşuyor. Ondan sonra çeşitli markalar işte bir şeyler anlatıyor falan. Bir de YouTube'da çalışan insanlar. Ecenur ablama buradan sevgiler zaten kendisine. O da zaten normalde Londra ofisinde çalışıyor YouTube'un. Ve bugün de oraya gittik ve işte Timur Bey vardı. Evet, o da vardı. Öyle ve orada ben de konuşmacıydım. Konuşmalara da Red Talks deniyor. Bu Red Talks olayının da böyle güzel olabileceği ve güzel bir geleceği olacağına inanıyorum. Pop-up etkinliğini aslında markalarla içerik üreticilerin böyle bir araya geldiği ve konuşmaların olduğu bir şey olarak düşünebilirsiniz. Ve orada bugün İdil Yazar vardı. İdil Tatar, onu böyle şey yapabilirsiniz. Biliyorsunuzdur muhtemelen. İdil Yazar vardı. Ruhi Çenet konuşma yaptı. Onun konuşması da çok güzeldi. Alper Ren de konuşma yaptı. Ben de vardım orada konuşma yapan insanların arasında. Gittim işte anlattım. YouTube hikayemi anlattım, nasıl başladığımı anlattım, başıma neler geldiğini anlattım ve sizlerin de seni ve ne kadar mutlu ettiğini anlattım. Orada karşımda şu anda beni sen yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda kanalıma ilk defa videoya tıkladıysan ve bu kadar dramatize edilmiş bir konuşma izliyorsan da çok teşekkür ederim. Beni ilk soru cevap videomdan beri 2 senedir, 3 senedir hatta 3 sene olmuş bu arada biliyor musunuz? 3 senedir YouTube'da geçirdiğim bu süre boyunca takip eden ve benimle beraber büyüyen herkese de çok teşekkür ederim. Resmen böyle dünyanın en klişe lafı olacak ama biz bir aile gibiyiz. Burada gerçekten yaşadığımızı düşünüyorum. İşte düzenli olarak sürekli benden okumanızı istemeniz, sürekli olarak benimle ders çalışım videoları istemeniz kadar beni mutlu eden bir şey yok. Bunun için de tekrar teşekkür etmek istedim sizlere. Birazcık da etkinliği açıklamak istedim. Instagram'da fotoğraf attıktan sonra altına işte bu pop-up nedir diye soru soran birkaç kişi vardı buradan. Onlara da böyle bir şey olmuş olsun. Anlatmış olayım. O şekilde. Evet, bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Zaman ayırıp videolarımı izlediğiniz için teşekkürler. Zaman ayırıp beğenenler, abone olanlar, yorum atanlar. Benim için siz resmen müthiş insanlarsınız. Bunu bir kere söyleyeyim. Tekrar. Bu yüzden eğer siz de katılmak istiyorsanız, henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Böylece bu küçük tatlış ailemiz böyle gitgide büyüyor falan. Çok tatlı ama benim için istiyorsam 100 milyon abone olayım. Yine de hep küçük tatlı ailemiz olarak bahsedeceğim sizden. Evet. Kanalıma ilk defa tıklıyorsanız ve şu anda sadece bu dramatik konuşmayı dinlediyseniz muhtemelen çok sıkıcı bir insan olduğumu düşüneceksiniz ama olsun. Ben sizlere mutlaka teşekkür etmem gerektiğini düşündüm bu kadar güzel bir gün geçirdikten sonra. Öyle yani boğaz karşısında falan konuşmalar yapılıyor bilmem ne oluyor. Bunları... Bu imkanları aslında sahip olmamın nedeni de sizin beni izlemeniz. Bu yüzden tekrar teşekkür etmek istedim. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.